Can Bey sormuş, Can Apakan. Hayvanlarda, özellikle de köpeklerde sinirlenince dişlerini gösterme eğilimi var. Tüm araştırmalara göre bu dişleri gösterip üstünlük kazanmaktan ziyade üst diş etinin havadaki kokuları alması içindir. Bu özelliğin dişi insanlarda %15 oranında kaldığı söyleniyor. Muhtemelen kadınların gelişim sürecinde insan ilişkilerinden ihtiyaç duymasından dolayı demiş. Ekstra bilgi, iki nokta üst üste, çoğu falcı kadındır. Bu bilgilerden sonra falcıların bu özelliklerini bilmeden geliştirip kullanan insan olduğunu söylemek doğru olur mu? Soru bu hocam. Beni burada ilgilendiren nörobilimci olarak oradan oraya nasıl sıçradı acaba soruyu sorarken çünkü ama. Çünkü bunu falcıyla konuşurken anlatmaya çalışmış. Falcı ona demiş ki sende cin var, git buradan. Ha, evet. Gerçi bu konu nörobilimin dışında kalan bir konu. Yani falcı bölümü. Bilmiyorum onlarla bir ilgisi var mıdır? Merak da etmiyor değilim ama şimdi bu soruda buna cevap verirsem beni gömecek bir ufak kol orada harekete geçebilir. O yüzden ben falcı konusuna hiç girmiyorum. Evet. Şöyle söyleyebiliriz. Mesela kahve falı biraz önce bahsi geçti. Kahve falı dediğiniz şey ya insanlar bir takım şekillere bakıyorlar ve onlardan bir takım yorumlar yapıyorlar. Mentalistler insanın yüzüne kullandığı kelimelere bakıyorlar ve onların köpeğin ismini tahmin edebiliyorlar. Aklından ne geçtiğini okuyabildiklerini iddia ediyorlar ve bunu bayağı ileri düzeylerde de yapabilenler var, kabiliyetli insanlar. Binlerce yıldan beri işte bu aşık kemiklerine, yere atılan çöplere, sudaki dalgalara, bulutlara bakarak geleceği okuduğunu iddia eden ya da bir şekilde oradan bilgi aldığını iddia eden insanlara rastlıyoruz. İnsan beyninin daha nasıl çalıştığını bu konularda bilmiyoruz. İşte malum benim rahmetli, bayağı meşhur da ettiğimiz Salih amcamız var. Keşke hayattayken tanışsaydık kendisiyle ama bir senelik hava tahmini yapan amca da aynı şeyi yapıyor. İnsan beyni bazı ipuçlarından yola çıkarak örüntüler yakalıyor. Ama kahvenin içerisindeki şekillerin sizin hayatınıza ve geleceğinize dair bir şeyler söylemesinden ziyade o şekilleri bir tetikleyici olarak kullanan ya da o yöntem neyse suya mı bakıyor ne yapıyorsa o yöntemleri bir tetikleyici ve ipucu olarak kullanıp karşıdaki insanla sözsüz iletişim yöntemleriyle aldığı bilgiyi bir şekilde aktaran insanlar olabilirler aslında. Dolayısıyla biz bunu kahveye ya da başka bir yönteme yapıştırdığımız zaman insan beyninin gerçekten hayatta kalmasında çok önemli olabilecek bir yeteneğini de görmemiş, göz ardı etmiş olabiliyoruz. Dolayısıyla adına falcılık dediğimiz şey aslında tarihsel pratiği itibariyle bazı örüntü gözü gelişmiş insanların bizim göremediğimiz, normal insanların göremediği ipuçlarını birleştirip onlardan sonuç çıkarmasına dayanıyor olabilir. Köpeklerin dişlerini göstermesi olayı da doğru fakat bunun doğrudan bununla bir ilgisi var mı bilmiyorum ama kadınların özellikle bu feromon sinyalleri yani o köpeklerde, atlarda ve diğer bazı canlılarda gösterilen Jacobson organı denen şu dudağın içerisindeki organın insanda olduğu gösterilemedi ama kadınlar feromon sinyallerini almakta daha başarılı. Feromon sinyalleri sözsüz bir takım bilgiler de veriyor insanın ruh durumuyla ilgili. Belki de haklı olabilir ama bu konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç var.